Hayırlı günleriniz olsun. Sevgili Almanya'da gurbetçi ailenin takipçileri. Evet, bildiğiniz gibi bugün pazartesi. Benim oğlum bugün geziye gidiyor. Gördüğünüz gibi heyecanlı, valizini yine aldı. Bakın olduğuna kalabalık. Evet, otobüs de şimdi geldi. Gidiyor. İşte ne bileyim, gidiyor. He, bugün gidiyorlar, işte pazartesi günü. Çarşamba günü geri gelecekler. Ersin nereye gidiyorsun? Talha nereye? Hemen kaçıyor. Video çekecekler oğlum. El salla. Umut sen de salla oğlum. Ha. Evet. Bu uzun boylu da öğretmen oluyor. Öğretmenleri. Bir de bayan öğretmenleri var. Yani öyle çocuklar heyecanlı. Çocuklar hep böyle öne gidiyorlar. Valizlerini koyacaklar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burası da Talha'nın okulu arkadaşlar. Burası da okulu. Ama ben sürmeyeceğim. Evet arkadaşlar. Ben, öğretmen tek tek içeri şimdi yoracak. Şimdi maskeleri neyi kontrol ediyorlar? Herkes maske taksın diye. Öğretmeni de söylüyor. Hadi oğlum. Hadi fiş bas. İyi eğlenceler. Sağlıklı kal. Heh, girdi. Hiç bakmıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hiç. Umurumda bile değil. Heh, gitti artık. Selamlar değerli kıymetli dostlar. Evimize hoş geldiniz. Valla sabah gördünüz. Talha abiyi 2-3 günlüğün okul gezisine yolcu ettik. Talha 2-3 gün yok. Oh, olmazsa olmaz. Talhasız 2-3 gün. Valla biz de biraz kafamızı dinleyelim. Özledik mi? Özledik valla. Kahvaltı hazırladık. Böyle günlük klasik kahvaltılarımızdan biri. Hepimiz oturduk. 3 çocuk Ercan ve Talha yok ya, evde bir sessizlik. Orçun diyor ki ya diyor, biri eksik ama kim? Tabii ki dedim Talha kim olacak? Neyse dostlar, soframızı topladık, makinalarımızı, bulaşık makinama dedim. Bulaşık makinesine göndermiştik. Şurada da röle kağıdı bitmiş. Şuna da röle kağıdını koyalım. O da bitti. Yenisini Kerim, ne diyeyim? Evet canlar, şimdi ben parfümü giyeceğim. Ercan'la çarşıda buluşacağız. Ercan biliyorsunuz biz çocukların Rize paslarını yenilemiştik. O bugün randevusu vardı Ercan'ın. Ercan dedi Selma seni beklersem randevuya geç kalırım. Ben gideyim sen benim arkamdan gel dedi. Şimdi ben otobüse atlayacağım. Ercan Bey ile çarşıda buluşacağız. O daha Rathaus'taymış. Yani belediyedeymiş. Bakayım ben belki biraz şöyle gezeyim diyorum. Neyse çenem düşmesin. Şimdi ne yapayım biliyor musunuz? Hadi ben parfümü giyeyim, ayakkabımı giyeyim. Ercan'la çarşıda buluşalım. Orada gene beraber olalım. Hadi birazdan Ercan'ın yanına geçelim. Canlar ben geldim. Bakın yanımda kim var? Selam Ercan. Merhaba. Yakışıklı var. Nereye gitsen peşimde ya. Ben hiç zannetmedim. Ben peşimden mutlu geldim. Olur. Ay karıcığım düşmüş peşimden gelmiş. Ay oralarda kaybolurum. Ne yaptın? Hallettin mi? Hallettim. Şunlar eski pasaportlar, bunlar da yeni pasaportlar. Bunlar çöpe gidecek. Bunlar yeni pasaportlar. Bunlar yeni pasaportlar. Çocukların onları efendim. Evet. Şunlara dünya paramız gitti. Ne yapacağım? Kaç senelikti? 2027'ye kadar. İyi. 5 yıl. Yani 5 yıllık alalım da izin olursa. Hani evet. Artık çocuklar da büyüyorlar.
gezileri oluyor, yurt başka ülkelere de gitmeleri oluyor. Ama dedik yaptıralım, dursun dedik. Koy Ercan çantama, neyi bekliyor? Çantama koyacak, daha beni bekliyor. İlla her şeyi ben düşüneceğim. Şimdi cebinden düşer müşer, ben dedim çantaya koy, daha emniyetli olur. Yapmadım hanımlar. Şimdi nereye? Arkadaşlar ben uzundur biliyorsunuz. En son bir çarşıya gitmiştim. O zaman hatta sizlerle video atmıştım, paylaşmıştım. O günden belli hiç sokağa çık. Siz de bizimle gelin bakalım nelere gideceğiz. Gerçi bir şey almayacağım. Hadi görüşürüz can dostlarım. Kızların bir Osman'dan bir iki siparişi var bana. Onları alacağım. Onun dışında geze geze eve gideriz artık. Baksanıza. Otobüsten gideriz, ben yoruluyorum. Ercan çok kilo alıyorum. Azıcık hareket edeyim. Yürü, yürü. Görüyorsunuz değil mi? Koca işte. Evet. Hadi kızlar. Biz bir girdiğim yerlerde çekebilirsem beraber olalım. Evet. Evet canlar. Biz Seyonta'ya geldik. Seyonta bak laf vuruyor. Seni kim bu? Aç kalmış. Senin aldın. Buralarda pek bir şey yok da buralarda bir indirim var gibi. Gelin beraber bakalım. İndirimde neler var. Böyle bakın, beyaz pantolonlar koymuşlar. Kapri şeklinde efendim. Ercan şunu şöyle bir aç ya da sen tut. Yok ben. Tut şöyle. Ben tutayım. Şöyle kapri pantolonlar 10 lira efendim. Bir de şey streç. Streç. Streç de iyi oluyor gerçi. Şöyle geri düzgün koyalım da. Tabii. Böyle atlet body'ler var. Bunlar da 5 euro. 5 euro iyi kız. Alırsan alsana. Bakın burada güzelmiş beyazı. Ama bunların bu şeyleri, yaka kısımlarını seviyorum. Atlet ya olsun, ne olacak sanki? Bunlar 8 lira al ama istiyor. Bu da 5 lira. Al istiyorsan. Ercan sen de yok, ihtiyacım yok. Sonra cimri diyorlar bana, al al. Kimse sana cimri demiyor, bana diyorlar. Ben sana al diyorum ama kaşlarımı kaldırıyorum ha. Böyle bakın 5 euro. Minyon tipli, böyle ince zayıflı hanımefendiler için, fiziği düzgün olanlar için. Ne demek estağfurullah Selma'cığım. Beni bana niye, olmaz Ercan. Beni niye gösteriyorsun Selma? Benim fiziğim şurası, iyi. Şunları bana şöyle uzun olması lazım. Ben rahat edemiyorum. Bana olur onlar, benim fiziğim iyi. Ercan şuraları çekiyor musun? Çekiyorum Selma, çekiyorum. Şöyle gömlekler var. 8 euro dostlar. Bunlar da güzel de şu kısımları kısa. Evet. Şöyle misal. Sen, sen uzun istiyorsun. Ya, şu uzun olacak bana. Evet. O basen kapanacak. Ben sevmiyorum öyle. Bir de şu kısımları açık fazla olmayacak. Evet. Ama işte onu da bulmak zor. Zor. Burada zor. Bakın burada da pantolonlar var. 10 euro. Böyle etekliler var. Bakın şunlar güzel. Ben seviyorum bu tip renkleri. 10 lira bunlardan. Bak şu da güzelmiş. Aa bu da çok şık. Yaz bitti be. Bunlar yazdık be. Yazdık. Alıp şimdiden koyacağım. Bu da 15 lira. Valla Selmaz. Senede 3-4 defa ucuzluk geliyor buraya. Niye şimdi alacaksın? Böyle etekler var. Bakın 10 lira. Bak bu da kısa bana. Sen bak ben şöyle gezeyim. Şöyle bakın yazlık yerleri. Ha güzel yazın. Fena değil ama güzel. Deniz kenarında falan ne kadar şık durur. Evet efendim bakın. Böyle 10 liraya incecik ama bunları ben giymem. Şu şey naylonumsu bunlar. Yine orada da öyle. Yazlık da hanım. Bunlar 15 lira. Bakın şu pantolon 5 liraymış. Şu güzel duruyordu. Nasıl bir şeymiş bu? Ha, bu da etekmiş. Etek etek. Bu da 10 lira. Evet. Ha, şu güzel Ercan. İyi al hayatım. Bu güzel. Tamam. 10 lira hiçbir şey ha. Şurası da geniş. Tamam. Güzel rengi. Elmiş hem de çok güzel. Vallahi. Bana yakışır mı Ercan? Bakayım ben aynaya. Aa, bakayım. Vallahi yakışır bakalım. Bakayım. Evet. Beni de açar ha. Vay seni sarı vay. Öldürdü bak, beni. Bak hırkalar var canlar. 10 lira. Hırkalar da güzel. Ben bu renkleri de seviyorum. Sen, he, bu renk de sana yakışıyor hayatım. Evet. Ya bana yakışması için değil. Bakın şu olsun. Renk de çok güzel. Aa, o çok güzelmiş gerçekten. Bu da 10 liraymış ama gene pahalı. Bunlar düşer. Niye şimdi pahalı alalım Ercan? O da doğru. Anam yok bunları hayatta giyemem. Ha belki bir düğün müğün için ama gene giyemem. Tarz meselesi. Tabii. İşte burada diyorlar ya zevkler renkler gerçekten doğru. Kilolu hanımefendiler benim gibi de benden biraz daha kilolu hanımefendiler için pantolon efendim. Burada 15 lira bir tane var 10 lira. Çekil kendi. Aa that's good. Bu da var da bunlardan bu çok güzelmiş çok kız. İstemem. İstemem mi? Zaten de almaya niyetim yoktu Selma bak tek. Bunlardan çok var istemem. Böyle sen hemen benim peşimden niye geldin? Güzelmiş vallahi gerçekten. Güzel. Şey, kumaşı da şey terletmiyor kumaşlardan efendim. Güzel. Çok güzel kumaşı var ama ucuzlar. 10 lira daha onlar. İyisi ne biliyor musun? Ütüye de fazla gerek yok. Yok yok yık açık. Bakın peşim böyle var dostlar. Hiçbir şey yani kumaşını al diktir. Eskiden öyle değmez. Değmez ben. Bakın 8 lira şöyle bir şey.
Aynen öyle. Bakın onlara. Dur şöyle bakayım. Dur. Geçti. Ay. Evet bakın canlı. Kumaşı çok güzel. Ercan şuna bak. Geçedim de 10 lira. 10 lira hiçbir bakın şey. Bakın abi gerçekten 10 lira. Bakın bu renkleri güzelmiş. De var. Bir de kumaşı şey. Çabutlar var ya çabut. Hmm, naylon değil şey değil. Terletmez bir de çabut. Evet. Çabut mu deniyor ne? Aa şu güzelmiş puantiydi. Bu tam benlik. Ercan vallahi tam benlik. Ben çok seviyorum bu renkleri. İyi kadına alsana 10 lira. Şurasına bir düğme bir şey yapabilir miyim? Onda bir şey yok hayatım ya. Hallederiz. Canlar bakın hele. Canlar bir bakın hele Allah aşkına bu kadın beni öldürecek. Bakın ay Ercan bakın. Bunu alayım ben. Tamam al. Ben bunu çok sevdim. Ben de sevdim. Hemen yıkayırım ütüler diye. Sevmem mi? Ay, şunun fiyatı yazmıyor. Canlar bu 40 da benim huyluyum ya. Ben artık eve gidip deneyeceğim. Ondan evet. Sonra hemen gerekli şey yaparım. Ben buralarda deneyemeyeceğim. Evde ya. Deneyeceğim. Aynen. Canlar şunun güzelliğine bakın. Hmm. Şuna da bayıldım. Bak bu siyahsı bu da böyle. Bu 36. Ama bedenlere bakar mısınız? Hemen hemen sanki şu daha büyük duruyor. Bak şu bana sanki daha tam olur. Belki. Ama beden yok. Evet. Şunun 40 olsa alırdım. Hayret bir şey ya. Bakın mesela. Bir düğüne müğüne gidersin. Hani abiye tabii. Kıyafet ne kadarmış? Hı. 50 lira ama indirimde. İndirimde şey arkadaşlar. Sale. Bakın. 10 lira kot elbiseler. Ben hala Seyon Kaya'dayım. Çıkamadım. O kadar güzel şeyler indirilmiş ki. Bakın. Denizde hani mayolanzın üstüne giyiyoruz ya. Neydi? Bir şey deniyor. Unutuyorum ben bunu. Bakın sana. Kaça düşmüş biliyor musun? Ah fiyatlar da. Bakın 10 lira efendim şunlar. 10 lira. Yani şuna bakın. Şunun güzelliğine. Bu da indirimde efendim. Şu da indirimde. Bu beyazı 10 lira. Hmm. Deniz kenarında mayolarımız var. Şunun şıklığına bakar mısınız? Evet. 10 lira. Güzel. Mayolara bakar mısınız? Ercan gelsin. 8 euro dostlar. 8 lira. 8 lira. Her bir çeşidi var. Her bedeni var. Böyle. Ya da kendiniz böyle kalanları kendiniz kombinleyebiliyorsunuz. Her var. 2.99. Aslında şeylerler alınır ha. Ha ne gerek var ne gerek. Ya bana da yakışır. Bana da al karıcığım al al. Al canım al. Sen ama ben sana al dediğim zaman kaşıma bak. Şimdi hasır çantalar bizim Türkiye'deki hanımefendiler ellerini görüyor. Ha buna güzel ama. O kadar şeyi yok ama kalitesi. 3 liraya koymuşlar ama çok kaliteli değil. Evet canlı. O tarafta da işte bayanlar için özel çamaşırlar. Evet. Ben bir şeyler aldım kendime. Tamam onları öleyim de ben. Eve gidince göstereyim neler aldım kızım. Evet efendim. Biz galerinin içine geldik. Burası da pizza yeri. Bakın burası da Yunan döneri efendim. Evet. Ya yani hemen hemen bizimle aynı. Bakın dönerlerimiz hemen hemen aynı. Patatesi şunu bunu. Yani öyle bir gelmişiz ki. Hemen karşıda da normal Türk döneri. Bakın dönerciler orada döneri kesiyor ama acayip işliyor. Ya bu galerinin bu kısmı olduğuna yemek. Hemen karşıda da McDonald's efendim. Gene Amerikalıların McDonald's'ı. Yani fast food'un ortasındayız şu an. Hemen orada da gene meze yerleri satılıyor. Yani şu alt kısım olduğuna yemek, fast food. Evet. Hemen şurada da kafeterya var. Ah yavrum ben vlog çekerken ağlama kızım. Allah Ercan yesek mi? Ne diyor? Şöyle bakın erikli turtalar var. Böyle fıstıklı mı fındıklı mı bilmiyorum. Bir peynir var içinde %100. Aha benim ceviz olunca her şey benim için bitiyor efendim. Yani evet. Mol. Yani böyle canlar hangisinden yiyeceğimi bilmiyorum ama birilerinden birini. Bakın pita ekmekleri, döner ekmekleri bunlar. Kendileri yaptıkları için daha iyi. Böyle pita ekmekleri efendim. Ve insanlar gerçekten burası acayip işliyor. Gül paketleri var. Şöyle 2 euroya düşmüş. Bakın. 2.90 euro. Ercan. Anam ben bunu aylardır arıyorum. Şunun salatasını bir canım istiyor, bir canım istiyor. Ercan küçüğünden bana bir tane kurban olam. Alayım. Ercan onu demiyor. Kızlar. Alayım. Günlerdir şu kırmızı lahanayı aradık da. Şimdi biz buradan alırız. Bizim evin oradaki Aldi'den de çıkmazsa ben neyim?
şunlar da güzel var, biliyor musun sen? Evet onlar. Ercan bize şimdi o lazım. Ha, bakın bir... böyle kabaklar var. Ercan'cığım bir dakika. Tamam. Bu kabakların çorbasını yapıyorlar. Ben de bu kabağın tatlısını yapıyorum. Çok güzel abi, oluyor. Tatlı yap. Şimdi değil hayatım. Şimdi değil Ercan'cığım. Tamam, sen de her dediğimizi hemen alayım diyorsun ama. Ağzal bakın canlar. Ya. Bunun da tatlısı güzel oluyor. Bir de bu Almanların şeyi, çorbası. Benim Orçun bunu çok seviyor. İçinde kereviz var, pırasa var, havuç var. Değil mi? Bunun tanesi bir 29. Niye küçüğünü aldırıyorsun? Klase 1 diyor. Hayır, şey yazmıyor mu kilo? Hayır. 1 kilosu diyor. Ercan'cığım sende Almancanız var, övünürsünüz. Benim kilo, Almancamı beğenme. Tamam, bu küçüğünü aldım. Bakın şunları da biz çok seviyoruz. Ercan'ın favori sebzelerinden biri. Bunu haşlayıp içine böyle tereyağıyla şöyle bir soteleyince bayılıyor. Bunun sarması güzel oluyor. Bu kohrabi diyorlar buna. Türkçesini bilmiyorum. Türkçesini kızlar siz bilen yazsın. Bu da çok güzel oluyor ve bir de bu da zayıflatıyormuş, haberiniz olsun. Karnabahar 1.75 brokoli. Aslında şunları tüketeceksiniz bol bol. Zamanı bunların değil mi canlar? Böyle turplar var. Almanlar hep onları tüketiyor. Bu zaten çoğunlukla Çinliler ve Almanlar tüketiyor. Havuç. Bu nasıl mantarmış baba? Evet, bir şey mantarı diyorlar buna da ben bilmiyorum. Vallahi da biz güzelmiş. Hiç tüketmediğimiz için bilmiyoruz. Evet. Bakın şu mantarlar kalmış. Kaldığı için de 1 euroya düşürmüşler. Böyle dostlar. Almanya'da da marul şikara geçti. Şu gördüğünüz marul 1 lira. Ama ben ne yapacağım? Peni de 75 sen. Eve gidince yürüyüşle peniye gideceğim. Bu da 1.59. Şu küçücük diyorum. Marul 1.59. Yok, gelin. Pardon, 1.49. Burada bakın. Iceberg salat. 1.49 ama şey 1.53. Mantarlar 1.29. Paprikalar güzelmiş Ercan. 1 lira. Alalım ya. Biz çok kullanıyoruz. Olsun bir tane daha alalım. Bu tam kırmızı. Bakın canlar, Almanya'da domates acayip pakalı. Pakalı diyemedim. Şu gördüğünüz çeri domates 4,90 euro kilosu canlar. Aha bakın. 1 kilo. Yani bu çerileri. Düşünebiliyor musunuz? Bakın burada. 2.39'a. Size bir şey değil mi? Şu gördüğünüz mini gurkeler kaç lira biliyor musunuz? Tanesi 50 sent. Ölmüş bitmiş. Şu patlıcanın şöyle bir tane patlıcan 99 sent. Kabaklar kilogramı. Yani domates gerçekten Almanya'da pahalı. Patatesler var. Almanya'da patates ekilen bir ülke ama Almanya'da patatesler pahalı. Soğanlar da öyle. Ben görüyorum zaten. Arkadaşlar çok kıymetli bir... Bak çok kıymetli bir avlam var. Ercan'a diyor, Selma'mı yorma. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ediyorum ablacığım. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Tamam, çiz. Çok kıymetli bir hanımefendi. Eskiden benim komşumdu. Gerçekten kendisi iş hanımıydı. Sonra tabii iş yerini falan kapattı. Artık sattı daha doğrusu. Tekrar da açmadı. Dükkan sahibiydi. Bizi görünce biraz ayaküstü hasbihal ettik canlar. Şurada neler varmış. Bana senin da diyor. Tatları Selma. Hadi. Selma diyor. Vallahi seni severek takip ediyorum. Devam et diyor. Vallahi büyük destekçinim diyor. Ercan'a da diyor ki Selma'mızı yorma diyor. Ve kendisi de çok kaliteli, muhteşem bir hanımefendi. Buradan tekrardan Emin abla sana selam gönderiyorum. Çok teşekkür ederim o güzel desteğin için. Burada da neler var. Hadi gelin biz işimize geri dönelim. Milka'lara bakalım indirim var mı? Biliyorsunuz ben indirimciyim. Milka'larda indirim yok hiçbirinde. Ah bunlar da var. Hangileri bu? Raffaello'lar. 3 euro 19. 2.29. Ercan sen kasaya git, sıra dur. Tamam, sıra dur. İşte canlar böyle. Daha bizim yemeğimiz var. Yemek yapılacak. Aç kaldık. Ne yapalım? Burada da ben keseyim. Kasaya gidelim, aldıklarımızı ödeyelim. Daha gideceğim bir yerler olursa çekerim. Yine beraber size gösteririm. Hadi kızlar. Canlar ben şöyle bir parfüm yerine geldim. Çok şahane parfümler. Şimdi Emin ablayla burada da karşılaştık. Selma diyor. Şu parfümü diyor mutlaka hanımefendilere tavsiye ediyorum. Denesinler diyor. Şahane bir kokusu var diyor. Evet diyor, parası diyor pahalı ama diyor. Biraz da burada bakın kaçak sıkınıyorum. Anam gözüme gitti. Vallahi size göstereyim derken. Şu bu parfümü eğer tavsiye ediyor ısrarla. Bunu diyor mutlaka diyor.
senin Almanya'daki gurbetçi ailenin takipçileri denesin diyor. Bir de diyor şunu reklamını yapıyor. Hangisiydi o? Vallahi şu Sisi. Şunun şeyinden. Bunu diyor. Bir de diyor bunu tavsiye ediyorum. Selma diyor. O kadar güzel. Kokusu da kalıcıymış efendim. Mutlaka diyor. Bir gitsinler baksınlar diyor. Vallahi Emin abla dedi. Pahalı benim için ama böyle pahalı parfümleri sevenler varsa Giorgio Armani diyemiyorum. Gelsin baksınlar. Burada da böyle markalar var. Oradakiler zaten Dolce & Gabbana'nın. Bunlar Mugler'in. Evet efendim. Burada Ercan'ın. Bu Selma'ya ait yalnız. En pahalı parfüm. Burada da indirimde varlar. 66'ya düşmüş efendim. 96'ya düşmüş. 30 liraya. Bakın o parfümün bir değişiği. Si. Küçük var bu. Bu biraz küçüğü. Bir de yanında kremi mi oluyor? 67 lira. 67'ye düşmüş. Yani indirimde. Biraz dahası Vişleri de 19.95. 2 lira için. Olsun Ercan. Kimine 2 lira da. Bakın bu da herhalde ruju oluyor. Bu da parfümü 66 lira. Bu da bakın yılanlara yılanlara hediye olsun. Böyle şık kaliteli ama ben fazla takamıyorum bunları. Benim altın değil de bakın şu güzel olabilir benim için. Ben bunları severim. Ama sade böyle sevmiyorum. Bir de böyle beyaz altın olacak. Beyaz gümüş olacak. Böyle atnalı. Bakın bu da güzelmiş. Ben böyle biraz değişik huyluyum hanım. Bakın burada da gene parfümler var. Anam kadınların her şeyi asil mi olur anam? Her şeyimiz şöyle güzel mi olur anam? Her şeyimiz asil kız. Parfümlerimiz bile havalı ha. Bana mı diyorsun asil diye? Parfümlerimize diyorum Ercan. Bakın şu asilliğe kadınların. Yani kadınların gözünü boyamak için her şeyi güzel güzel. Yani etiketlerini, görünüşlerini şuna bakın. Böyle bir kadın anımsatıyor sanki. Ben böyle hani dış görünüşe çok önem veriyorum bu konularda. Şöyle volümlü. 9 euro 79 efendim. İndirmişler. Ay şey Rumel. Rumel oluyor değil mi? Burada gene hep parfüm. Parfüm, parfüm. Evet. Hepsi de pahalı. Dünya bayanların üzerine bulunmuş. Ercan diyor ki erkeklerinki kaba saba koyuyorlar hiç diyor. Hiçbir şey yok. Erkeklere de öyle. Kadınlara da diyor, her şeyin en güzeli. %20 efendim. Biz Müle'deyiz değil mi Ercan? Gene bakın. Çeşit çeşit makyaj malzemeleri. Şöyle göstereyim. Yani ihtiyaç olanlar. Ben yoruldum hayat gezmekten. Ama sanki her gün gezdiriyor gibi. Abartma. Ay bu erkekler benim niye böyle? Ama sana bak. Oturur musun makyaj yaparım bak kendime. Ercan otur da hadi bir makyaj yapsana. Kadını çağırarak diye ki Ercan Bey'e makyaj yapar mısınız? Ercan hadi bir tane var. 5 euroya düşmüş. Şöyle bir tane de 27.50 ama hiç güzel kokuları yok. Dinle kocacığım ya. Dinledim kocacığım. Evet böyle hep işte kremler falan filan her şey var. Burada neler varmış? Burada da bu ne? Einkaufun şey alışveriş torbası. Hemen şöyle göstereyim. Bakın böyle alışveriş torbası. Burada da manikür, pedikür için tırnak makasları. Böyle kendin ayarlıyorsun. Şeyini, kutusunu falan alabiliyorsun. Burada da sabunlar, makyaj malzeme temizlikleri, maskeler, indirimde her şey var. Burada gene değişik hani bu cildiniz için ölüler var ya yağlar falan. Bilirsiniz. Aha bu da kese efendim. Kese değil mi? He kese. Kese yapıyorlar. Temizleme pamukları. Yani onlar uygun. Burada hep bayan. Ercan çıldırıyor. Her yer kadınlar ama maskeler. Olur. Ne bastın bayan için? Aa 45 cent aloe vera'nın maskeleri. Benim kızlar görmesin. Şimdiye doldurdulardı. Almayacağım ama almayacağım. Gelsin kendileri alsın. Alsın işte. Bakın canlar. Burada çoraplar var. Çifti 2 euro. Şey kabri çoraplar. Bak bak Ercan kadını nasıl çekiyor bak kesnikler bak bak arkadaşlar. Şu rümel güzelmiş ha. %100 veganmış efendim bakın. Bunlara da dikkat edin. Yüzünüze süreceğiniz kremlerde ne bileyim işte böyle makyaj malzemelerinde dikkatli olun. Gene de vegan olan hayvansal olanlardan uzak olun veganlara tavsiye ediyorum. Burada da kahve makinaları falan var. Evet, kendiniz yapıyorsunuz.
Benim bana acil bulaşık deterjanı lazım. Gelmişken onu da buradan alayım. Canlar, biz şimdi burada kapatalım. Gene bir yerlerde beraber olalım. Evet canlar, şimdi ben Neto'ya geldim. Biraz da Neto'ya bakayım dedim. Böyle bir banyo halısı. Bu villadalar, buharlı. Bakayım neler varmış diye. Böyle şık bir tava. Öyle diyeyim. Buralarda da fazla bir şey yok. Şöyle bir stand mikser. Bakın kaç liramış? 25 lira. Uy, çok pahalı. Ercan geliyor. Ben gezdikçe Ercan çıldırıyor canlar. Ercancığım. Şampuanlar arıyordum. Hiçbir şey yapmıyordum ha. Olur mu? Ben gördüm orada didikliyordum. Arkadaşlar bana bulaşık ilacı lazım. Şey taplar var ya onlardan deyim de bulamadım. Böyle siz söyleyin, soflanlar var, kuşul vaşeler var ama her zaman neye bakacağız? Vegan olanına bakacağız. Sen unutmayalım. Berner miydi? Yok. Kuşul vaşe miydi? Berner miydi? Bernerlerde var. Ne bileyim, unuttum. Böyle ezik sirkeler, temizliklerde, tuvaletlerde falan çok iyi oluyor. Şu sagrotonlar çok güzel oluyor temizlikte efendim. Tavsiye ederim. Mis gibi mikrobu kırıyor. Domestoslar var indirimde. Al desem adam cinleniyor. Benim karnım acıktı. Ay sen de bıktım ha senin boğazından. Bilmiyorum hep acıkıyor abi. Hep. Bu adamlar niye böyle? Böyle somatlar bak 7.65. XXXL. O DM'de de aynısı vardı. Orada da 6.68'e düşmüştü. Almadım. Orada daha XXXL'di. Onda da 68 tane vardı. Ama bilmiyorum, almadım. Bunlar da oda parfümleri efendim. Limonlu, portakallı, işte her şeyli var. Kokuyu nasıl seviyorsanız. Şampuanı buldun mu? Yoruldum arkadaşlar. Hep acıkıyor ya. Adam diyor ki hadi acıktım. Hayır. Hadi acıktım valla. Mantı yapın da geliyorum. Herkes de ölüyordu. Ercan gelsin de bir mantı yapalım diye. Ercan şaha. Burada Ercan nereye gidiyor? Ben de arıyorum. Al iki tane alalım. Bunlar ya. Bunlar iki malak, üç malak. 10 lira. 3 tane alalım almışken. 3 tane alalım, her hemen bitiyor. Çünkü onlar, bunlar sadece kızlara. Evet. Şeyi de bulamadım diyeyim de. Böyle falan diye durantları indirimde bakın diyor. Ercan iyice sinirlendi. Ben de yoruldum. Şimdi burada kapatayım. Nutellaları bulursam, Nutellalardan biraz alırsam alırım. Almazsam artık evde görüşürüz. Evde görüşmesek de gene ilginç bir şeyler görürsem canlar sizin için çekerim. Evet canlar, biz galeride Seyonta'da ne kadar uğraştıysak bakın her yer kapanıyor. Almanya'da çarşılar, yani Almanya derken yanlış anlaşılmasın, benim yaşadığım şehir Flensburg'da çarşılar kaçta kapanıyor Can? 6'da. 6.30-7 arası. İnanır mısınız, saat geçmiş. Ercan da bana kızıp duruyor bir yandan da hareketli. Arkadaşıyla konuşuyor. Efendim. Yani her yerimiz kapanmış. Hiçbir yere giremeyeceğim, anlayacağınız. 3 tecik yere girebildim. Evet Ercan. Bir de kahve içeriz dedim, biliyor musun? Hmm. Ercan hadi Selma, hadi Selma. Kahve içeceğiz Selma. Hatem'de mi kapanmış? Kapandı, ben sana dedim. Abo. Ben dedim sana. Hanım niye erkenden kapatıyorlarsa? Bunlar da cisli. Niye erkenden kapatıyorlar değil. Niye geç çıkıyorsun? Niye canım? O 6'da da dükkan mı kapanır? Az daha beklesinler. Ya Türkiye olacak. Selma 12'de kapanır. Aman Ercan. Almanya. Dedim, eve öyle yani dostlar. Gene bir şeyi maalesef bakamayacağız. Aha bu borta açık ama orada mı kapanıyor? Oğlum niye kapatmadınız kaçtı lan? Niye kapatacaklar? Dur bir bakak. Niye Ercan? Niye kapatmadınız? Anam oğlum, niye bunlar sevmiyor? Şimdi Neto'dayım dostlar. Ercan bir saate bakalım. Açık mı kapalı mı? Aa gitti oturuyor. Görüyorsunuz değil mi? Bana diyor ki git kendin gez. Şey diyor ki hadi hadi. Neredeyse kavga edecektik. İnanın yani kavga ediyorduk. Ben artık sesimi yükselttim. Ne diyor Ercan dedim. Niye böyle baskı yapıyorsun ki dedim. Gören de her gün böyle çıkıyor zannediyor dedim. Ne diyorsun dedim. O zaman sen çık dışarıda bekle. Ben de dedim kendi başıma gezeyim dedim. Ne diyorsun dedim. Bir bozuldu, bir sinirlendi. Şimdi de dışarıya çıktık ya, her yerde kapalı. Ben ona kızacağım diye susuyor. Neyse oradan gülüyor. Bak bak bu çok fena. Benim konuşmama şaşırmışlar da böyle ortada duruyorum ya ben. Neyse canlar, ben bir Voldemort'a bakayım. Hadi geliyorum, dur ama vlog patladı gitti. Bir de Voldemort'a beraber bakalım, dur çevireyim. Vallahi seni gelin bir bakanalım. Laf söz olmadan şöyle edeyim.
Hadi içeride açayım içeride. Artık yavaş yavaş Almanya'da kışlıklar çıkmış efendim. Bakın kışlık boğazlıklar mı oluyor? Vallahi çıkmış. Ay şu güzelmiş. Bakın alın. Vallahi şu güzelmiş kı. Parası da hiçbir şey. 12.99. Bunu bak tuttum. Kumaşı sünük ama hiç yoktan da iyi. Ercan geliyor. Ben Ercan'dan önce koştum. Sente. Bu neymiş böyle? Bunlar da böyle değişik bir şeylermiş. 50'şer sente koymuşlar. 2 euroya. 1 euroya. Şu havalı durur gibi de dandik. Şu fena değil. Ay şu da çok güzelmiş. Şırkaya bakar mısınız? Kalitesi güzel. Bak kardeşim kalitesi gerçekten güzel. Şimdi Allah için. Ben de öyle dikkat ediyorum. Kıyafetlerde kaliteye. Bakın böyle kahverengisi de çok hoş. Fiyatları ne kadarmış? 12.99 kız hiçbir şey ya. Vallahi hiçbir şey. Burada ben kendime göre uzun bir şeyler bulabilirim örneğin. Aa şu siyah da çok güzel. Bakın. Vallahi benim aldığım o puanteliyle güzel olur ha. Artık çıkayım. Daha bir yere girmeyeceğim. Kapandı çünkü Ercan bu nasıl yüzü gülüyor bakın hele. Aşağıdaki kadına dedim ki niye erken kapatmıyorsunuz siz dedim. Bak bak kadına gitmiş öyle demiş niye erken kapatmıyorsunuz. Anam hiç bir şey ya 10 lira bak. 6'da kapatın dedim 7'yi niye. Dur hala şurada da ucuz bir şeyler varmış maske mi? Ha çorap 1 euro iyi Ercan. Bir bak hala oradan aldım buraya niye atıyorsun ki günah değil mi? Hiç sevmiyorum bu huyları. Çorap aa bakın sana 25 sente. Affedersiniz şey çorap işte anlayın 25 sente Ercan şunu alalım ya öyle deme sana kim diyor 15'ten ince oluyor değil mi 15'ten yani ya birilerine hediye gider la 25 sent canlar içinde de bir sürü 3 parçaymış neyse kızlar ben şurada aha şu güzel şunu alırım niye gı annemi alırım gı. Şunlardan alayım toplayayım. Şuranın hepsini toplayayım. Ben şunları anacığım alırım. Annem hacı arkadaşlar var onlara hediye eder. Şunları topluyorum canlar. Aha şurada da var siyahlar. Hepsini topluyorum. Şunların hepsini toplayacağım. Vallahi kalitesi hayatım kalitesi çok güzel. Vallahi kalın kalın. Şunları topluyorum canlar. Eve gidince de göstereceğim size. Ben ne yapayım biliyor musunuz? Buradan biraz daha çoraplara bakayım. Zaman yok. Hadi birazdan evde görüşürüz. Aldıklarımızı göstereyim. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben evime geldim. Canım evime geldim. Oh. Ya çarşı marşı bahane ya. Vallahi git ya. Yoruldum gitti ya. Selma diyorum. Selma diyorum. Hadi diyorum yeter diyorum. Selma hadi ne olursun. Bana ne? Bana ne? Bana ne diyor biliyor musun ondan sonra? O zaman diyor sen eve git diyor. Ben diyor gelirim diyor arkamdan diyor. Kız dedim hadi gidelim dedim. Yok diyor. Aha geldi. Vallahi evime geldi. Ben çarşı marşıya gitmem daha yeter. Ne deme geleceksin? Ya git Selma Allah'ım. Ben, ya ben vallahi sevmiyorum çarşıyı. Ben vereyim parayı bunu geçsin tozsun ama orada diyor ki bana sen git diyor o zaman diyor. Ben, olur mu öyle ne şey? Ne deme geleceksin olur mu öyle şey? Ya canlar ben şey şuradan o sana Betül Hanım mesaj atmıştı ya onu, bu sana kızların ismini unuttum. Canlar çarşıya ben çok sık giden bir insan değilim siz biliyorsunuz. Ben de gitmiyorum. Böyle gittiğim zaman da hatta sizleri hep götürürüm. Hani ayda bir sefer iki sefer ancak giden biriyim. Yakın halbuki çarşı. Ya burnumdan geçirdi. Vallahi hiç umursamadım. Ne diyorsun Ercan sen dedim. Vallahi böyle sesimi de yükselttim. İstiyorsan sen git. Ben dedim gel. Aşk git. Olsun bana sesini mi yükselttim? Hiç anlamadım. Evet. Abo ben o zaman hemen. Kalleri yerine gir. Oradan tamam, sana mesaj yerine. Ben burada bulurum seni. İnanın moralim öyle bozuldu. Sonra dışarı çıktık. Gideceğim Hatem'e falan girecektim. Oralarda kapanmış. Bir hoşuna gitti. Bir hoşuna gitti. Ondan sonra gelişmeye başladı. Ay Şahat. Canım, gezdirecektim de kapanmış arkadaşlar ben ne yapayım şans. Şanssız. Görürdüm ya oradaki çalışan kadına gitmiş demiş ki ya demiş siz niye bu kadar geç kapatıyorsunuz daha erken kapatamaz mısınız demiş. Kadın diyor bana böyle baktı niye gidiyor benim karımı eve götüremiyorum demiş. Gören de der ki Selma 7-24 geziyor de ah bu kocalar anam ben bilmiyorum. Canlar lafı uzatmayın valla. Eve geldim daha ben pantolon falan değişmeden vallahi Ercan hemen değişti ben bir ellerimi yıkadım. Alacı size bebeden aldıklarımı göstereyim. Bir tane böyle paprika aldım canlar. Bir tane
kırmızı lahana aldık. Bu kırmızı lahana 2 euro 25 sent tuttu. Kilosunu siz biliyorsunuz. Bir tane de böyle patates. Bu haşlanmış patatesi. Yuvarlıyorlar. İşte değişik bir şey diyemedim. Böyle şeklinde ya. Böyle şeklinde. Bir tane de böyle pomes aldık efendim. Bunlar yiyecek olarak. Bunlar aldık. Ondan sonra nereye gittik? Son durağımız şeydi. Woolworth. En sondan başlıyorum. Woolworth'a girmiştim. Efendim 3 parça tül çorap. Bunlar ana biz yanlış almışım. Dur bir açayım bakayım. Ne o bu kısa gelsin. Uzun değil. Ben orada topladım. Aa yok uzun uzun pardon. Doğru almışım. Keşke açmasaydım. Bakın canlar benim anneme misal annem kapalı tesettürlü bir hanımefendi. Hacı annem. Keşke 60 olsaydı daha iyi olurdu. Ben bunları Rossmann'dan falan alıyorum. Veya bazen Seyontal'dan çok pahalı oluyor. Bakın kalın da yani ince dediği 40 demli 60-80 olsa daha iyiydi. Benim için doğru almışım. Orada şey gördüm. 25 sente dostlar. İçinde de 3 parça var. Yani 1-2 değil. 3 tane var. Bedava. Vallahi bedava. Gerçekten bedava. Yani ben şunu sanki bedavaya almış gibi oldum. Bakın içinde de 3 tane mi tamam? 3 tane. Yani teli katsa bile hemen ötekini. Ya ne olacak kız? Bir sürü topladım. Daha da topluyordum da Ercan geri çoğunu bıraktı. Değişik renklerde böyle yaşlı orta benim annemin yaş grubu hanımefendiler. Annem 60 55 doğumlu siz hesaplayın. Bu bordo rengi, kahve tonları bakın böyle. Ondan sonra gene böyle lacivert, gene böyle siyaha benzer. Bundan aldım. Bu biraz daha şeymiş, 40 dem ama daha değişik geldi bana. O bu biraz daha kalın gibi geldi. 2 tane galiba bundan aldım. Evet 2 tane de bundan aldım. Bunlar da 25 ama tekli bu. Bu gene lacivertli. Ha şimdi annemler, nasıl diyeyim, annemlerin arkadaşları falan geliyor. Hanım hacı anneler. Hediye amaçlı dedim. Ya, evet. Çünkü gittiğiniz zaman evlerine falan davet ediyorlar. En azından bir çorap koyarsınız. Hani yarım gönül alma, yarım elma öyle galiba. Yani. Hani yanına bir çikolata koyarsınız. Elimiz boş gitmesin. Çünkü yarın bir gün izin vakti hemen anında geldiği zaman geçen insan bulamıyorsun. Bulamıyorsun. Buluyorsun bir de istediğin olmuyor. Bir de pahalı oluyor. Alsın koysun ne olacak sanki. Efendim oradan biliyorsunuz Neto'daydı Ercan'la kavga ettiğimiz yerden de 3 tane aldım Suda Hanım. 3 tane kızlara şampuan aldım efendim. Çünkü zaten hemen bitirdikleri için 3 tane de şampuan aldım. Nasıl? Aa, bir çorap daha çıktı. Vallahi kaç tane aldım bilmiyorum. Bayağı bir çorap aldım onu dostlar. Ondan sonra kendime Müle'de 2 tane bu şey aloveraların hand kremleri. Ben her zaman Rossmann'dan alıyordum. Bu sefer de Müle'den aldım. 75 sente düşmüştü. Şöyle bir tanesi 75 sent. İki tane de gitmişken dedim alayım dedim. El kremleri aldım canlar. Bir tane de kendime gene efendim şampuan aldım. Ben de bu gliss kurlarınkini kullanıyorum. Kızlar kendilerini bitirince benim buna dadanıyorlar ve yediye bulunsun dedim. Ve efendim oradan ne yaptık? Bunlar hep bizim fişlerimiz. Ben Allah da erken kapattı çarşı. Çarşı kurban olurum ben sana. Görüyorsun böyle yapınca şimdi gene bana kızacak bazı hanımefendiler. Valla kardeşlerim siz olun. Valla birkaç, gitmeyin, çarşıya, birkaç parça yapacağız? Daha bir şeyler almıştım. Onları da hiç göstermeyin. Orada bana dursun. Ne aldın? Hocam, dur. Hepsi. Mahsan Hanım hoş geldiniz. Efendim bir de çok kıymetli bir hanımefendi selam istemiş. Aklımdayken ona da göndereyim. Selam. Ay Betül Karadağ çok özür dilerim. Betül Karadağ hanımefendi demiş ki sizleri çok beğenerek izliyoruz. Evet. Rica etsem demiş benim kızlarıma bir selam gönderir misiniz demiş. Esra'cığım, Ebru, diğer Betül, Esra, Ebru. Size buradan Ercan amcanızla birlikte selam Esra, gönderiyoruz. Esra, Ebru, bol bol selamlar. Çok teşekkür ederiz. İzlemeye devam. Like'ları unutmayın. Like ve yorum, tamam mı? Efendim, bir de benim hemşerim var, Ayfer'im var. Kayseri'de inşallah onunla da buluşuruz izine geldiğim zaman. Ayfer'cığım, buradan da selam söylüyorum. Kayserili hanımlar, Ayfer... evinde mantılar, börekler, erişteler yapıyor. Vallahi tam tabii ki bayağı. Parasıyla. İzin de olsa yani yaparız. Yani öyle Ayfer Hanım'ı şey yaparsanız mutlaka ona yaptırın. Hem de ev bütçesinde katkınız olsun. Evet. Hem de tertemiz bir hanımefendinin yaptığı sağlıklı ev ürünlerini de
yemiş olursunuz. Allah'ım biz Bentrika'da olsaydım var ya. Her gün 2 kilometre. Her gün 2 kilo 2 kilo sipariş verecekmiş. Her gün mal verecekmiş. O da taze taze yiyorum ha, hemen bitiriyorum ben. Bir de efendim gönlümüzün kraliçesi var. Ben çok seviyorum kendisini. Birgül ablam, seni çok seviyorum. Selamlar gönderiyorum. Paşaların annesi güzel bacım. İngiltere'de Mehtap'ım. James'e geçtim. Gerçekten çok kıymetlisiniz. Her zaman halımı hatırımı sorarsınız. Selma nasılsın? Vlog gelmeyince bacılarım hemen bana yazıyor. Bacım nasılsın? Nerelerdesin? Allah hepsinden razı olsun. Filiz hastaydı, ablam gerçekten. 3 gün hastaydı arkadaşlar. Bilgilerini vardı. Sesim açıldı hanımefendi. Ne güzel sesi yoktu vallahi. 3 gün rahattım, başım ağrıdı. Hanımefendinin biri demiş ki Selma'cığım sen olmayınca olmuyor ya böyle demiş. Aşk yani. Olsun ha. Abo, o zaman ben çıkmayayım da. Ama çıkma sen de. Beni bugün rezil etti çarşıda zaten kavga ettik. Hem de bir vlogdan sonra kavgamız sürecek bizim. Canlar inşallah, bakın inşallah. Şu çok hoşuma gitti. Sizce nasıl? Güzel. Bana mı aldın? Bakın şöyle bir tane kendime bluz aldım. 9 euro 10 euroyu efendim 20 eurodan yarı fiyatı %50'ye düşmüş. Bir tane tabii ki denemedim. Biliyorsunuz alerjim var. Yıkamadan olmuyor. Şöyle kendim aldım. Ben biraz sonra bunları bir deneyeceğim. Oldu olursa makineye hemen atarım. Şöyle kısa derecede yıkarım. Hemen kuruturum. Ertesi günü sizin için tamam, yiyeceğim. Tamam Selma geç. Bir geç. Tane bunu aldım geç. Efendim. Onu öyle al hayatım tutum. Allah Allah. Allah Allah. Allah efendim bir Allah tane Allah. De şu renk. T-shirt ya. Aldım. Bu da leopor mu oluyor? Ben normalde fazla... Ercan. Arkadaşlar artık moda böyle. Selma'nın siz göresiniz diye arkadaşlar şimdi elinde göremediniz. Ercan çıkar al. Ne yapıyorsun? Bizi insanlar izliyor hayatım. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar görsünler, beğensinler, alsınlar. Ercan kim bilir kimler giydi şimdi o tişört. Bunu kim giyecek Selma? Sus hele sus. Dur daha. Bozukma dur. Daha dur kavga edeceğiz. Kaşınıyorum ya işte ben böyleyim arkadaşlar. Biraz da elimi yüzümü parçalarım. Tamam ben kaşırım. Efendim bir de... Ercan bir dakika sus. Anam sizin kocalarınızdan mı böyle hepsi ya? Hepsi böyle korkma. Hiç de değil. Vallahi karısına nasıl destek olanlar var. Ercan yapma ya. Neyse vlogumuz patladı gitti. Ya. Efendim buna da 8 euro verdim. Kaçtan düşmüştür ona da bakayım. Hiç orada bakmadık da. Ha 13 euro da. Pek de bir şey düşmemiş. Uzman yarın girin ver. Yok canım niye alınmış ki? Bir tane de bu tişört aldım. 8 euroya canlar. Bir de size demiştim ya. Şıkça hoşuma gitti. Dua edin de olsun kız. Daha denemedim. Bana nazar değdi arkadaşlar. Beni bir okuyun sen ha. Bakın şöyle tight'tan falan güzel olur. Göreyim. O bana olmaz Selma. Bana sana demiyor. Ha, tamam. Şu kolu falan da. Ben çok fazla kısa kollu da rahat edemiyorum. Bir de vlogların yok, karşısında yakışma. Ya. Efendim yakışma. Bunu da 10 euroya aldım. Ya yakışmadan ziyade biraz da benim annemle. Aman kızım giyerken kılığın, kıyafetin aman dikkat et. İşte ne yapalım anneler deyince bir şey yapamıyoruz. Beni öldürdü. Ben oraya şey gibi topakladım toz toprak. Beni orada yiyecek var. Neyse şurada dursun. Yordun yordun. Benim kırıldı. Nazar değdi arkadaşlar benim bir okuysana. Nazlı. Nazlım diyor ki Nazlı Gül. Kız Selma diyor bir greve gir diyor. Yemek memek yapma diyor. Bırak diyor aklı başına gelsin. Nazlı. Ah bu Ercan abi var diyor. Nazlı lütfen. Daha biri daha vardı. Birgül abla. Aman dur. Birgül abla. Tamam. Aşk olsun ha. Bak. Bensiz olmaz. Bu ev olmaz. Lütfen benimle uğraşmayın. Efendim bir yerin fişi eksik. O nerede bilmiyorum. Seyonta'da 40 euro vermiş. Gaza yok. Getirmeyin Selma'yı. Seyonta'da 27 euro 97 cent. Yani 28 euro Seyonta'da vermişiz. Aha diğer fiş de buradaymış. Onu diyecektim. Nereye giderseniz gidin mağazalarda fişlerinizi alın anam. Yırtık çıkıyor, kırık çıkıyor, dökük çıkıyor. Geri götürdüğünüz zaman garantisi olur. Voltworth'da efendim 3 euro 25 cent vermişiz. Vallahi bu da nerenin? Filiz abla beni bir oku. Neto'da da 11 euro 85 cent vermişiz. Efendim ve günümüzü Reve'de kaç lira verdin Ercan? Reve'yi hiç saymadık. 11 euro. Reve'de de 11 euro vermişiz. Canlar bugün de bizim günümüz böyle bitti. Efendim Sude? Filiz abla beni oku ha beni. Ne göstermedin? Nazar ne aldığını göstermedin? Neyi? Şu bunlardan. Gösterdim ya annem. Ha. Başında gösterdim ya. Gösterdi başında. Ha. Evet canlar. Evet dostlar. Biz yorulduk. Vlogumuz çok uzun oldu. Yordu beni. Vallahi yordu. Bir şey söyleyin ya. Yapmayın kadar zalim ya. Vallahi yoruyor ya. Vallahi diyorum başarı dilerim. Hülya Hanımcığım o güzel bilgilerin için teşekkür ediyorum. Hülya Hanım migrenle alakalı çok güzel bir bilgi yazmış bana.
Buradan da onunla çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kıymetli bacılarım. Ay benim. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Her zaman desteksiniz. Hep yanımdasınız. Ya size bir şey diyeyim mi? Çenem düştü de. İyi ki varsınız. Samimi yürekten söylüyorum. O kadar mutluyum ki. Kocaman bir ailem oldu. Önceden hani ben çok fazla konuşkan... Ya bakmayın burada konuştuğuma. Çok fazla insanlarla hani böyle... Neyse anlatmayacağım. Hanım 26 yıldır çekiyorum ben bu çeneyi. İyi dayanmışsın. Bakmacılarım benim. Yine çeneme laf ediyor. Çenem çok düşüyormuş. Ben artık burada susayım. Ay ben konuşayım. Bütün değerli büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden yapıyoruz. Bize gelip destek olan, yorum yazan, her zaman yanımızda olan tüm kardeşlerimizden Allah'ım binlerce kez razı olsun. Efendim, böyle etrafınızda sizi kınayıp size laf eden, söz eden insanları görürseniz hiç kayıl almayın. Herkes kapısının önündeki pisliği temizlesin. Size laf etmeden önce herkes kendine baksın diyorum. Ne diyelim? Haydi. Allah'a emanet olun. Aa gene esniyor ha. Tam dua edecektim. Beni okuyun bacılar. Bana çok nazar değiyor. Ne diyelim canlar? Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Almanya'daki gurbetçi aile bizde kalın. Bir yorum yapın, like yapın. Eşinizle, dostunuzla vloglarımızı paylaşıp bize destek olursanız, bizim ailemizin de büyümesini isterseniz inanın ki desteklerinizi bekliyorum efendim. Görüşmek üzere. Şükür bitti. Amin. Ben geldim. Evet arkadaşlar. Her şey şaka maka. Valla gerçekten. Sizleri gerçekten çok seviyoruz. Selman dediği gibi. Bilmiyorum o seviyor mu da. Ben gerçekten gönülden seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Almanya'da gurbetçi ailen kalın. Bir like, bir yorum. Bizi paylaşırsanız çok ben memnun olurum. Ben dedim, senin demene gerek yok. Senin sesin çırpmıyor. Benim sesim daha güzel çırıyor. Hiç dedi. Bacılarım, ıskanma, ıskanma. Hadi kapat kızım. Sizleri çok seviyoruz.